2014 yılında yapılan değişikliğe göre kırsalda arazilerin sınırdaşlarına arazinin satımı halinde ortak mülkiyette olduğu gibi şüfa hakkı, ön alım hakkı tanınıyor. Bunun üzerine ortaya çıkan sakıncalar nedeniyle, çünkü kırsalda bundan kimsenin haberi olmaz. Böyle bir kanun teklifi hazırlanırken muhtarlar, yerel yönetimler ve halkın hazırlığı yoksa, kırsalda herkes arazisini satarken komşusunun şüfa hakkı olduğunu bilebilmesine hiç imkan yoktur. Tabii bir süre sonra bunun büyük sakıncaları ortaya çıktıktan sonra bu değişiklik 2020 yılında yine meclise iptal edilmiştir. Ve gerekçesinde de çok ciddi sakıncalara neden olması, bir takım kişilerin ucuz fiyatla arazilerini, köylünün, çiftçinin arazilerini kapatmak adına bunu art niyetle kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bunun zaten böyle olacağı da orta yerdedir. Hal böyle olunca 2020 yılında meclis hatasından dönmüş ve bu değişiklik teklifini iptal etmek zorunda kalmıştır. Ama gelin görün ki o tarihler arasında derdest olan davalar vardır. Derdest davalar düşünülmediği için kanun teklifinde ben bu kanun teklifini verdim. Çünkü derdest davalarda davaların düşürülmesi gerekmektedir. Aksi halde birçok mağduriyet neden olmuştur. Hatta köylerde imece kültürü yerine birbiriyle yardımlaşan köylüler yerine düşmanlaşan komşular oluşmuştur. Türkiye'nin her yerinde neredeyse kan davası gibi arazisini elinden kaybetme riskiyle köylüler, vatandaşlarımız birbiriyle düşman hale gelmişlerdir. Kanun teklifimiz Tarım Komisyonu ve Adalet Komisyonu'nda aylardır beklemektedir. Mecliste bugün doğrudan gündeme aldırdığımız kanun teklifine destek verilmek suretiyle bu büyük yanlışı düzeltebiliriz. Bunu bilgilerinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum.